Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli gönül dostlarımız, zaman zaman hakka kafa tutan, büyüklük taslayanlar olmuştur. Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsederken Firavun'u misal olarak zikreder. O da büyüklük taslayanlardan, Allah'a karşı isyan bayrağını açanlardandı. Firavun'un ne kadar cüretkar bir cehalet içinde olduğunu kitabımız beyan buyurmaktadır. Firavun, ey ileri gelenler, sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman, haydi benim için çamur üzerine ateş yak da tuğla imal et. Bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım. Ama sanıyorum o mutlaka yalan söyleyenlerdendir dedi. Firavun o kulenin yapılmasını emredince Haman bütün işçileri ve ustaları topladı. Yardımcılar ve işçiler hariç 50.000 usta toplandı. 50.000. Tuğlaların pişirilmesini, kireç taşlarının yakılmasını emretti. Derken o binayı hiçbir kimsenin ulaşamayacağı bir derecede oldukça sağlam yaptılar. Firavun o kulenin tepesine çıktı, semaya doğru bir ok attı, o ok kana bulanmış olarak döndü. Bunun üzerine Firavun, Musa'nın ilahını öldürdüm dedi. Bu sözü söyledikten sonra Allah Celle Celaluhu o kuleyi yıkması için Cebrail'i gönderdi. Cebrail aleyhisselam kuleye kanadıyla vurdu. Kuleyi 3 parçaya ayırdı. Bir parçası Firavun'un ordusu üzerine düşerek 1 milyon adamı öldürdü. Bir parçası da batı tarafına düşerek onun ustalarının, yapımcılarının hepsini öldürdü. Bir parçası da denize düştü. İşte gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, o kadar gücü ve servetiyle Firavun'un başına gelenler ortada. Bugün de din duygusuyla ok atmak gibi arzu besleyenler, insanlardaki en büyük sevgi olan Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini silmek isteyenler de aynı akibete uğrayabilirler. Allah Celle Celaluhu'nun kudreti karşısında kim dayanabilir ki? Dinin, Kur'an'ın koruyucusu Allah, hiçbir kimsenin bu yüce duygu ve mukaddesata karşı dayanma gücü yok. İslam'ın ve şeriatın karşısında olanların çırpınmaları beyhude. Asırlar boyu nice Firavunlar, Nemrutlar, nice Karunlar ve Şeddatlar bu duyguyu silmeye çalışmışlar. Ama hepsi de yıkılıp gitmiştir. Din dimdik ayaktadır elhamdülillah. Kur'an'ın bir harfi bile değişmemiştir. Gönüllerden de Allah Celle Celaluhu'nun inancını silmeye kimsenin gücü yetmemektedir. Kudret-i ilahi insanların kalplerine iman ihtiyacını nakşetmiştir. Yeter ki insan Yaradan'ına iman etsin. Bu iman silinemez. Bu duygu bitirilemez. Allah Celle Celaluhu hak ve hakikati temaşa edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.